Rüyada öldüğünü görmek, genel olarak uzun ömürlü olacağınıza yorulur. Rüyayı gören kişinin ömrünün uzun olacağına, ailede çıkacak olan anlaşmazlıklar veya maddi sıkıntılardan dolayı ailenin dağılması ya da düzenin bozulmasına işaret eder. Rüyada kendi eliniz ile kendinizi öldürdüğünüzü gördüyseniz, yapacağınız bir hatadan dolayı büyük bir pişmanlık yaşayacağınıza, aynı hataya düşmemek için elinizden geleni yapacağınıza delalet eder. Bir kimse rüyasında ölerek defnedildiğini görse, bu onun uzak bir yolculuğa, sefere çıkacağına fakat, bu seferde maddi yönden mahrum olacağına, yani ticaret için çıkmış olursa bir mal ve kazanç elde edemeyeceğine işaret olarak yorumlanır bir kimse rüyasında kendisini kabrin lahdine konulduğunu görse, bu onun, bir ev sahibi olacağına, eğer üzerine de toprak atıldığını görürse, o atılan toprak ağırlığınca mala kavuşacağına işarettir şeklinde tabir olunur. Bir kimse rüyasında ölmeden sağ olarak kabre konulduğunu, defnedildiğini ve kendisini defneden kabre koyup gömen kimseyi de tanıdığını görse, bu rüyası onu kabre koyup defneden kimsenin kendisine rüyayı gören kimseye düşmanlığı olduğuna ve ona rüya sahibine zulmedip haksızlık ettiğine ve bu haksızlığı ortaya çıkaracağına işarettir veyahut onun, rüyayı gören, hakkında kötü sözler söyleyeceğine ya da onu, rüya sahibini, hapse attıracağına işaretle tabir olunur. Eğer bu rüyayı gören kabre girdikten sonra öldüğünü görse, o zaman kendisine, rüya sahibine, yapılan o zulümden, haksızlıktan ölür, öleceğine işarettir. Eğer ölmezse, o zaman yukarıda anlatılan zulüm ve kederlerden veya hapislerden kurtulur şeklinde yorumlanır bir kimsenin rüyada ölmediği halde kendisini defnedildiğini görmesi, iyi değildir. Bu rüya herkes, yani bu rüyayı gören bütün insanlar için iyiye yorumlanmaz. Böyle bir rüya görmek hayırlı değildir. Rüyada sağ bir kimsenin, sağ bir kimseyi defnettiğini görmesi, iyi sayılmaz. Bu rüya hileye, sahtekarlığa işarettir denmiştir. Bazı yorumculara göre de, defnedilenin fakirlikten zenginliğine, bekar olanın da evlenmesine, geçimsizliği olanın da geçimsizlikten kurtulup uyum ve anlaşmaya ereceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Bazılarına göre, rüyasında ölmek sizin yani, ölmeden kendisinin defnedildiğini, gömüldüğünü görmek, hapse girmeye veya sıkıştırılmaya işaretle yorumlanır. Bazı yorumcular da, rüyada defin görmek, evliliğe işarettir demişlerdir. Rüyada ölmek. Rüyada ölmek, ölmek veya ölüm ile ilgili rüyalar çok değişik şekillerde yorumlanmışlardır. Bu konuyla ilgili rüyaları şöyle bir sıraya koyarak ünlü yorumcuların yorumlarını öne alarak ayrıntılı bir şekilde yorumları açıklamaya işaret edelim. Bir kimsenin rüyada kendisini ölmüş görmesi, onun rüyayı görenin rüya sahibinin ömrünün uzadığına, yani uzun ömürlü olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında öldüğünü ve kabre gömüldüğünü görmek iyi değildir. Rüya sahibinin tövbesiz yani günahlarından tövbe etmeden öleceğine, yani kendisine tövbe etmek nasip olmayacağına işarettir. Şayet bu rüyayı gören kişi kendisinin gömülmesinden sonra tekrar kabrinden çıktığını görmüş olsa, o zaman bu rüyası onun tövbe ederek öleceğine, kendisine ölmeden önce günahlarından tövbe etmek nasip olacağına işarettir şeklinde yorumlanır demişlerdir. Kişinin rüyada kendisini ölmüş görüp halkın insanların omuzları üzerinde götürüldüğünü görmesi iyi sayılır. Rüya sahibinin halk arasında şeref ve itibarının, saygı ve hürmetinin artacağına veya saygınlığının olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır denmiştir. Rüya'da ölüm, uyku halinde görülen ölüm rüyası, rüya sahibinin imanındaki eksikliğe, ahiret hayatı için zarara, dünya hayatı için ise rahatlığa ve saygınlık elde etmeye işarettir demiştir. Rüyasında öldüğünü gördüğü halde ölümle ilgili hiçbir hazırlığının olmadığını ve bundan üzüntü duymadığını gören kimsenin evinin yıkılmasına ve o çevrede bir yerin yıkılmasına işarettir demiştir. Rüyasında ölmüş olan oğlunun yaşamaktaymış olduğunu görmek, rüya sahibinin düşmanını ve basımlarını affetmeye, affedip bağışlayacağına işarettir denmiştir. Rüyasında bir valinin ölümünü görmek, rüyayı görenin işinden çıkarılmasına, işten atılmasına işarettir denmiştir. Rüyasında oğlunun öldüğünü görmek, rüya sahibinin düşmanından ve sıkıntılardan kurtulmaya ve kurtulacağına işaret eder denmiştir. Rüyada bekar bir kimsenin öldüğünü görmek evlenmeye işarettir. Rüyasında kızının öldüğünü görmek, rüya sahibinin ümitsizliğe düşmesine ve muradına emeyeceğine işaret eder. Rüyasında ölmüş ve kabirde olan bir kimseyi rahat bir durumda görmek, onun ölünün ahiret hayatında da rahat ve iyi bir durumda olduğuna işarettir denmiştir. Rüyasında ölmüş bir insanın yerde süründüğünü ve sürüklendiğini görmek, rüya sahibinin günahkar olduğuna ve günah işlediğine işarettir denmiştir. Rüyasında ölmüş bir insanı kabre kadar götürdüğünü görmek, rüya sahibinin iyilik yapan ve sevap işleyen bir insan olduğuna işarettir. Başka bir yoruma göre ise bu rüyayı görenin ömrünün uzunluğuna, uzun bir yaşam süreceğine ancak rüya sahibinin din yönünden bozuk bir kişi olduğuna da işarettir. Rüyada ölüm anını görmek. Rüyasında ölüm anını görmek iyi değildir. Dinde münakaşaya veya Kur'an hakkında şüphe etmeye işarettir. Bazen de bu rüyayı borcunu ödemeye, haklarından istifade etmeye veya hanımından ayrılmaya işaret eder şeklinde yorumlamıştır Nablusi. Yine Nabluşi'nin kaydına göre, kişinin rüyada ölüm anını görmesi, misafir hazırlamaya ve bekar varsa, onu evlendirmeye, veya bir evden diğer bir eve geçmeye ya da bir meslekten başka bir mesleğe geçmeye, meslek sanat değiştirmeye işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada birini öldürdüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada birisini öldürdüğünüzü gördüyseniz, bir yanlışa düşeceğinize, uzun ömürlü olacağınıza, mal varlığınızın artacağına yorulur. Rüyada ölmüş birinin ağladığını görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş olan birisinin ağladığını gördüyseniz, vefat eden kişinin ruhunun şahat olduğuna ve huzur içerisinde uyuduğuna işaret eder. Rüyada ölmüş birinin güldüğünü görmek. Rüyada ölmüş olan kişinin güldüğünü görmek genel olarak kişi için çok hayırlıdır. Vefat eden kişinin Allah katında huzurlu olduğuna yorulur. Rüyada ölmüş birinin bir şey yemesi. Rüyada ölmüş olan kişinin bir şeyler yediğini gördüyseniz yemiş olduğunu şeyin kıtlık olacağına alamet eder. Rüyada ölmüş birinin Kur'an vermesi. Rüyada ölmüş birisinin Kur'an verdiğini gördüyseniz gerçek yaşamda imanlı, merhametli, Allah'tan korkan ve ibadetlerini hiçbir zaman aksatmayan kişinin varlığına işaret eder. Rüyada öldüğünü ve dirildiğini görmek Rüyada öldüğünü ve sonra da dirildiğini gördüyseniz, sağlıkla ilgili bazı sıkıntılar yaşayacağınıza, yaşam mücadelesi vereceğinize, zenginliğinizin azalacağına ve huzurunuzun kaçacağına yorulur.